Tongstan herkese merhaba. 10. sınıfın ilk konusu olan elektrik ve manyetizma konusunu bu dersimizde işleyeceğiz. Elektrik akımı. Bakalım KVL küreleri ne yapacaklar burada? Birisi artı 5Q, birisi de eksi 11Q yüküne sahip. Geçen yıl elektrostatik kısmında şunu öğrendik. Birbirlerine dokunmakta olan iki iletken arasında yük alışverişi olabilir. Tabi bunlar için koşullar vardı. Mesela yarıçaplara bakıyorum. R ve 2R. Toplam yük yarıçapları oranında paylaşılacak. Artı 5Q ve eksi 11Q yüke sahipler. Burada toplam yükü bulacak olursak anahtarı kapatıyoruz. Toplam yükümüz ne oluyor? Artı 5Q, eksi 11Q daha, eksi 6Q oluyor. Sonra bunlar yarıçapları oranında bu yükü alacaklar. Şöyle diyebilir miyim? 3R yarıçapa eksi 6Q yük düşmüş. 1R yarıçapa eksi 2Q yük düşer. Dolayısıyla 2R yarıçapa eksi 4Q yük düşer gördüğünüz gibi. Artık K'nın anahtar kapatıldığında yükü eksi 4Q oldu. L'nin yükü ise eksi 2Q oldu. Bunu neden anlattım şimdi? Diyeceksiniz ki burada ne oluyor? Bunu neden anlattım şimdi? Eğer yük hareketi varsa orada elektrik akım vardır. Ve şu boşluğu elektrik akımı diye doldurabiliyorum gördüğünüz gibi. Peki kimden kime yük geçişi olmuştur? Unutma, katı iletkenlerde artı yükler hareket edemiyordu. Çünkü artı yükler neydi aslında? Protondu ve çekirdeğin içerisinde olan protonlar da çekirdeğin içinden çıkıp bir yere gidemiyorlardı. Çekirdeğin etrafında dolanan elektronlar hareket edebiliyordu. O zaman burada eksi yük hareketi olacaktır. L'den K'ya doğru eksi yük geçişi olmuştur. Ne kadar eksi yük geçmiştir? Eksi 11Q'dan eksi 2Q'ya düştüğü için yük miktarı eksi 9Q'ya kadar yük geçişi oldu. Bu varsa o zaman elektrik akımı vardır ve elektrik akımı eksi yüklerin hareketine ters yönde olur. Yani sağa doğru bir I akımından bahsedeceğiz. I akımın sembolüdür. Hemen yazıyorum burada gördüğünüz gibi. Ve birim zamanda geçen yük miktarı artarsa akım da artar. Mesela bu anahtarı kapattım. İşte 3 saniyede eksi 9Q kadar yük bu tarafa geçti. Eğer bu eksi 9Q yük 3 saniye değil de 1 saniyede geçseydi, yani daha kısa sürede geçseydi, o zaman akım artmış olurdu. Sürenin azalması demek akımın da artması demektir. Ve burada artı ve eksi kutuplara sahip şu şekilde bir pil var gördüğünüz gibi. Bu pili bu şekilde bağladığımızda bu lamba yanar. Peki bu lamba nasıl yanıyor? Buradan eksi yükler bu şekilde harekete başlıyorlar. Ki az evvel söylediğim artı yükler hareket etmezler. Bu şekilde eksi yüklerin hareketini çizmiş olduk. Ve eksi yüklerin hareketine ters yönde bir akım dedik ya. Eksi yüklerin hareketine ters yönde bu şekilde olmuş oldu. Ve bu devrede böyle bir I akımı dolaşır. Ve diyoruz ya böyle bir kapalı bir devrede üreticinin artı kutbundan çıkıyordu I akımı. Bunun sebebi de böyle bir kabuldür. Yani eksi yüklerin hareketine ters yönde bir I akımı oluşur dediğimizde o zaman artıdan çıkmış bir I akımından bahsedebiliriz gördüğünüz gibi gençler. Akımda bakın birim zamanda geçen yük miktarı artarsa akım da artar az evvel söylediğim gibi. Mesela bu üreticinin potansiyel farkı daha yüksek olan bir üreteç ile değişmesini sağlayalım. Yani mesela bu 3 voltluk bir pil olsun. Bunun yerine 6 voltluk bir pil bağladığında o zaman birim zamanda geçen yük miktarı artacaktır. Yani I akımı artacaktır. Buradan gördüğünüz gibi. Ve iletken ve yalıtkan maddeden bahsedelim. Elektrik akımını iletebilen maddelere iletken madde diyoruz. Mesela gündelik hayattan biliyoruz. Böyle dışı bir plastik, böyle yumuşak bir plastikle kaplı olan bir kablomuz var ya. Onun içerisinde ne vardır? Bakır vardır değil mi? Bakır elektriği iyi iletir. Gündelik hayatta bakır kullanırız. Altının da elektriği iyi ilettiğini biliriz ama pahalı olduğu için çok kullanılmadığını biliyoruz. Yine gümüş de elektriği iyi iletir. Hatta gümüş altın ve bakıra göre elektriği daha iyi iletir. Ama gümüş bakırdan daha pahalı olduğu için gündelik hayatta bakır kullanılır. Nikrom gibi maddeler elektriği iyi ileten maddeler için örnek olarak verilebilir. Üzerinde elektronların serbestçe hareketine izin vermeyen maddelere ise yalıtkan madde denir. Yani bunda akım geçemiyor gördüğünüz gibi. Örnek olarak cam, plastik, porselen gibi maddeler verilebilir. Yani bir plastik düşündüğünüzde üzerinden akım geçmesine izin vermez. Mesela işte bir lamba patladığını düşünelim evde. O lambayı değiştirmek için ne yapmamız lazım? İşte bir sandalyeye çıktığınızda ya da sandalyeye çıkmadan yetişebiliyorsanız fark etmez. Ayağınıza plastik bir terlik giyin ki eğer bir akım kaçağı olursa, elektrik akımı kaçağı olursa o elektrik akımı yoluna devam edemesin, sizi atsın. Yani elektrik sizi çarpmasın. Aksi
Aksi takdirde sizin üzerinizden elektrik gidebilirse, yani ayağınıza bir plastik terlik giymezseniz, o zaman elektrik sizi çarpmış olacak. Yani üzerinizden geçtiği için elektrik tarafından çarpılmış olursunuz. Direnç, maddenin üzerinden geçen elektrik akımına, yani elektrik enerjisi iletiminden bahsediyoruz. Karşı koyma özelliğine direnç denir. Direnç. Ve maddeden geçen elektrik akımının büyüklüğünü belirleyen de direncidir. Mesela üreticinin uçları arasına bir tane lamba bağlamıştık hatırlarsanız. Bu lambanın direnci daha büyük olursa o zaman elektrik akımına karşı daha büyük direnç göstermiş olacaktır. Bu yüzden de üzerinden geçen akım azalacaktır diyeceğiz. İletken bir telin direnci nereye bağlı? İletkenin bir kere uzunluğuna bağlı. Bu bir. İkincisi, iletkenin aynı zamanda yani telin kalınlığına bağlı. Kalınlığına, kesit alanına da diyebiliriz. Kalınlığına, kesit alanına yazıyorum şuraya. Aynı zamanda telin cinsine bağlı. Yani neden yapıldığına bağlı. Mesela dedik ya, işte bakırdan mı yapılmış, altından mı yapılmış, gümüşten mi yapılmış, bunlar önemlidir sevgili gençler direnç için. Devam edelim. Direnci gündelik hayattan örneklendirmeyle açıklayacağım. Mesela A'dan B'ye gitmek isteyen bir tane araç var ve burada X ve Y yolları var. A'dan B'ye gitmek hangisinde daha kolay olacaktır? Tabii ki X'e daha kolay olacaktır. Çünkü X daha kısa bir yol. O zaman X'in direnci Y'nin direncinden daha küçüktür diyoruz. Buraya geliyoruz. Aynı yollar ama baktığınızda alttaki yol daha geniş. Yine bu noktadan bu noktaya gelmek isteyen bir araba düşündüğümüzde, yani bir trafik olma durumunu düşünürseniz, buradan buraya gelmesi daha zor olacaktır değil mi? Ya da Z için baktığımızda buna göre daha kolay olacaktır. Dolayısıyla X'in direnci Z'nin direncinden daha büyük olmuş oldu. Buradan buraya gitmesi daha zor oldu Z'ye göre. X ile D'yi karşılaştıralım. T'de bakın burada çakıllar vesaire var. Yani yol biraz kötü bir yol. Hangisinde daha zor gidecektir A'dan B'ye? T yolunda daha zor gidecektir. Çünkü dediğim gibi yolda bir takım taşlar vesaire şunlar bunlar var. Sıkıntılı bir yol. T'nin direnci X'in direncinden daha büyük olacaktır. Bakın uzunluğa bağlı. Bakın kesit alanına bağlı, kalınlığına bağlı gördüğünüz gibi. Bir de cinsine bağlı. Yani yolun cinsine bağlı oldu gördüğünüz gibi sevgili gençler. Sorumuz var bir tane. Özdeş, üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki devreler kurulmuştur. Bakır ve gümüş. Demiştim ki size, gümüş elektriği daha iyi iletir. Bir. İkincisi, baktığınızda kesit alanlarına ve gümüşün kesit alanı daha büyük. Tamam. O zaman burada elektrik akımının geçmesi bunlara göre ağları kıyasladığımızda iki ağa daha kolay geçecektir. Uzunluklara baktığımızda bunların uzunlukları aynı. Bunun uzunluğu daha fazla. O zaman uzunluk olarak düşünürsem uzunluk anlamında aynı şekilde gidecektir. Ama ağdan dolayı daha kolay gidecektir. Bir de şunu biliyorum. Gümüş elektriği daha iletir. O zaman gümüşte elektrik akımı en büyük olacaktır. Z'nin parlaklığı da en fazla olacaktır diyoruz. Ve buraya geliyoruz. Yine bakır ağlar aynı. Kesit alanları aynı. Ama burada daha uzun bir bakır tel var. O zaman burada direnç daha büyük olacak. Direnç daha büyük olduğu için elektrik akımına karşı daha büyük direnç gösterdiği için burada dolaşacak akım azalacak. Akımın azalması demek Y'nin parlaklığının X'e göre daha az olması demek. X'in parlaklığı fazladır. Y'nin parlaklığı en azdır. Bu şekilde parlaklıkları kıyaslamış olduk gördüğünüz gibi sevgili gençler. Ohm yasası. Şimdi burada bir üreteç var. Bu bir pil olabilir. Başka bir şekilde üreteç olabilir. Ve potansiyel farkı V kadar, yani gerilimi. Mesela pillerin üzerinde yazıyor ya işte 5 volt, 7 volt, 12 volt gibi değerler var. İşte bu potansiyel farktır o değerler. Bu da R direnci. Yani buraya bir tane herhangi bir elektrikle çalışan cihaz düşünelim. Bir ütü olabilir, işte bir su ısıtıcısı olabilir, bir işte çamaşır makinesi olabilir vesaire. O da yani R direncine sahip olmuş olsun. Pekala. Buradaki gerilim arttırılırsa ne olur? Yani V 2 katına çıkarılırsa, 3 katına çıkarılırsa ne olur? Ya da buradaki V azaltılırsa ne olur? Bunun üzerinden geçen akım artar ya da azalır diyeceğiz. Yani R'nin değişmesi için ne yapmak gerekiyor? Onun yapıldığı maddeyi değiştirmek lazım. Onun uzunluğunu değiştirmek lazım. Kalınlığını değiştirmek lazım. Bunları yapmıyorsak R direnci değişmeyecek, sabit kalacak. V'nin artması ya da azalması üzerinden geçen akımı arttıracak ya da azaltacak. Mesela V kadar potansiyel fark uygulandığında bunun üzerinden I kadar akım geçiyor diyelim. Ve 2V kadar potansiyel fark uygulandığında üzerinden geçen akım
iki katına çıkıyor ve bu deneysel sonuçlardır bunlar. Bu grafikte şu noktaları birleştirirsek karşımıza çıkan çizgi böyle olur. Yani sabit bir eğime sahip çizgi olacaktır. Eğim sabit, işte bu da direnci verecektir bize. Ama çok detaylandırmayalım. Şöyle bir şey söyleyeyim sadece. İ akımı eşittir V bölü R. Yani üreticin potansiyel farkını, gerilimini direncin R'sine bölüyoruz ve bundan geçen I akımı buluyoruz. Ne dedik az evvel? Arttan çıkan bir I akımı vardı ve I akım bu şekilde dolaşacak. R direncini değiştirmiyorum. V'yi iki katına çıkıyorum. Bunu 2V yaparsam R aynı kalırsa bak ne olur bu durumda? Geçen akım 2I olur. İşte bu da Ohm yasası. Ve vır deriz biz aynı zamanda. İşler dışlar yaptığını düşünürsen V eşittir I çarpı R. Bunu çok fazla duyacaksınız ilk konu olan elektrik ve manyetizma konusunda. Soru var, bakalım neymiş? Bir ütüden 220 voltluk gerilim altında 4 amper akım geçmektedir. Buna göre ütünün direnci kaç ohmdur? Hemen yazalım. I eşittir V bölü R'ydi. Ne kadar akım geçiyormuş? 4 amper. Yerine getiriyorum, koyuyorum. Gerilim ne kadar? 220 bölü R yapıyorum. 4 ile R'nin yerini değiştirirsem R buraya geldi. 220 bölü 4 oldu. 220'yi 4'e böldüğümde cevabımız gördüğünüz üzere 55 ohm gelmiş oldu bunun direnci, yani ütünün direnci. Evet, kolay. Dirençler seri ve paralel bağlanabilir. Bunu bir soru üzerinden görelim istiyorum. Mesela 3 ile 6 ohmlu iki tane direnç birbirlerine paralel bağlanmış. Bunların her iki ucu aynı yere bağlanmışsa bunlar birbirlerine paralel bağlanmış olur. 2 ohmluk direnç ise onlara seri bağlanmış olacak. Harflendirme yöntemi diye bir yöntem öğreneceksiniz. Mesela buraya bir harf verelim. Buraya da bir harf verelim. Burası K noktası olsun. Burası da L noktası olsun. Burası eksi, burası da artı kutuplar üreteç için. Ve 1 ohmluk direnç var. O zaman buraya K noktası veremiyorum. Buraya başka bir nokta vermek zorundayım. L'yi zaten burada kullandım. Mesela bir M noktası vereyim diyorum. Sonra araya bir direnç girmediği için buraya devam ettiriyorum. Buraya da M noktası veriyorum. Bir direnç girdi. O zaman artık M noktası veremiyorum. Bir N noktası veriyorum. Burası artık N noktası olmuş oldu. Sonra bu tarafa geçiyorum. Burası da L noktasıydı. Herhangi bir direnç olmadığı için gördüğünüz üzere buraya L noktası verebildim. Direnç girmesi demek aynı noktayı veremeyeceğin anlamına gelir. O zaman biz şu şekilde bir devre oluşturmuş olduk. Harflendirme ile gösteriyorum bunu. K noktası artıdan çıktığı için iyi akımı. Önce buraya K noktası diyorum. En sonunda da L noktası vermiştim. Araya giren harfler ne oldu? Önce M noktası girdi. Sonra da N noktası girdi. Sonra KM arasında 1 ohmluk direnç var. MN arasında 2 ohmluk direnç var. Ve L ile L arasında ise 3 ile 6 ohmluk dirençler var. Bak, bunlar aynı harfler arasında kaldığı için bunlar birbirlerine paralel bağlı oldu. Bunlar ise sırasıyla geldiği için seri bağlı oldu. O zaman 3 ile 6'dan paralel bağlı olmasından dolayı bir direnç bulacağız. Yani şunu söyleyeceğiz. Bunların yerine bir tane direnç bağlasam değeri ne olmalı? Onu bulacağım. Bunları çarpıyorum. 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6. Bunların detaylarını bu konuyu işlerken zaten güzel bir şekilde öğreneceksiniz. 18 bölü 9'dan ne gelmiş oldu? 2 ohmluk direnç gelmiş oldu. Yani N ile L arasına bunların yerine bir tane direnç bağlayacak olsam onun değeri 2 ohm olmalıymış. Sırasıyla bunlar birbirlerine seri bağlı oldu. Artık toplayacağız. Yani KL arasındaki eşdeğer direnci bulmak istiyorsam, ki eşdeğer direnç de şu demek, bunların hepsinin yerine tek bir direnç bağlarsam onun değeri ne olmalı demek. 1, 2 ve 2 topladığımızda 1 artı 2 artı 2'den 5 ohmluk direnç geldi. Bunların yerine tek bir direnç bağlamak gerekirse olması gereken değer. Ve şu şekilde de devreyi tekrar kuruyorum. Tek başına 5 ohmu koyduk ve 10 voltluk potansiyel fark. Tek bir direnç, tek bir üreteç. Artık akım bulabiliriz. İ akımı eşittir V bölü R'ydi. Onu 5'e böldüğümüzde 2 amperlik akım dolaşmış oldu. Dirençleri bu şekilde bağladığımızda seri mi bağlı, paralel mi bağlı? Bunu harflendirme yöntemiyle görebileceğiz. Ondan sonra eşdeğer direnci bulacağız ve üreteçten çıkan akımı da söyleyebileceğiz. Bazen bunlardan geçen tek tek akımlar sorulabilir. Bazen voltmetre, ampermetre, işte bağlanacak onların gösterdiği değerler sorulabilir. İşte onları tek tek öğreneceksiniz sevgili gençler. Üreteçlerin bağlanması. Mesela bir pil var, iki pil var, yine iki pil var. İki pil birbirlerine seri bağlanmış. Buradaki iki pil ise birbirlerine paralel bağlanmış. K, L ve M lambalarının parlaklığından bahsedecek olursak buradan geçen akımları dikkate alacağız. Çünkü lambaların parlaklığının güçleri belirler. Özdeş
Aynı iki lambadan büyük akım geçeni daha parlak yanar. Hangisinden daha büyük akım geçer, en büyük akım geçer ya da hangisinden en az akım geçer, bir kere ona bakalım. Tek bir üretici olduğu için ve bu üreticin potansiyel farkına, gerilimine V diyelim isterseniz. Lambanın direncine de R diyelim. Lambadan geçen akım bulacak olursak I eşittir V bölü R. Yani I1 akımını direkt V bölü R bulduk. Bundan geçen ya da IK diyelim. IK. Bundan geçen akım, şuna K yazalım, V bölü R. Sonra buraya geliyorum. Burada ise iki tane üreteç var. Bunun potansiyel farkı V, bunun potansiyel farkı V olsun. Yani özdeş piller olmuş olsun. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? İkisi beraber 2V kadarlık gerilim sağlıyorlar bu lambaya. O zaman L'den geçen akıma IL dediğimizde IL eşittir 2V bölü R olmuş oldu. Çünkü bu lambalar özdeşledik az evvel. Geldik M lambasına. Şimdi M lambasından geçen akıma da IM dersek bunlar birbirlerine paralel bağlı olduğunda ikisi de aynı potansiyel farkı sağladığı için bunlar tek başlarına ne kadar değere sahipse beraber aynı değere sahip olacaklar. Yani sağlamış oldukları potansiyel fark bir tanesinin değeri kadar olacak. Bununki V'ydi, bununki de V'ydi. İkisi beraber V kadarlık potansiyel fark sağlamış olacak. Peki diyeceksiniz ki hocam ne alakası var o zaman? Niye böyle bir şey yapayım ki ben? O zaman ben neden pilleri bu şekilde paralel bağlıyorum derseniz bu sorunun cevabı şudur. Süreyi arttırmak. Nasıl mı? Mesela buradan geçen akım V bölü R. Buradan geçen akım da IM eşittir V bölü R olacak. Aynı akım çıkacak. Evet ama bu akımın yarısı bundan gelecek, diğer yarısı bundan gelecek. Yani paylaşacaklar ve bu da süreyi arttıracak diyoruz sevgili gençler. Peki bunların seri bağlanması neyi sağlamış oldu? Bu lambanın daha parlak yanmasını sağlamış oldu. L'nin parlaklığı en fazladır. K ile M'nin parlaklıkları da birbirlerine eşittir. Aradaki fark da M daha uzun süre yanar. Çünkü bu IM akımı bununla bunundan beraber gelir. Yani akım ikisinden gelip toplanacaktır. Bunların arasında paylaşılacaktır gibi düşünebilirsiniz sevgili gençler. Mıknatıs ve manyetik alan. Mıknatıs, demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. Mesela buzdolabı süsü düşünelim. Ne yapıyoruz? Buzdolabına yaklaştırdığımızda gelip direkt yapışıyor. Niçin? Süsün arkasında mıknatıs var. Mıknatıs çekme özelliğine de sahiptir. Aynı zamanda itme özelliğine de sahip olabilir. Nasıl mı? Kutuplarına göre bunlar değişebilir. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi mıknatıslar kullanım amaçlarına göre at nalı, U, pusula iğnesi, çubuk, silindir, halka, kübik ve küre şeklinde olabilirler. Bakın burada bir tane mıknatıs var. Kırmızı N kutbu, mavi ise S kutbunu ifade eder. Bu N kutbu, bu da S kutbu olmuş oldu. Ve kesikli çizgilerle çizilenler ise manyetik alan çizgileri. Yani bir mıknatıs düşünüldüğünde N ve S, dışarıda N'den S'ye doğru manyetik alan çizgileri vardır. Ve içeride bu manyetik alan çizgileri devam ederler. Çünkü manyetik alan çizgileri kapalı eğriler şeklindedir. Yine dışarıda N'den S'ye doğru olacak şekilde bakın manyetik alan çizgisi çizebilirim alta. Ve bunun etrafına pusulalar koyduğumuzda pusula iğnelerinin yönelimine bakarsanız bu şekilde denge sağlayacaklardır. Yani dışarıdaki manyetik alan çizgisinin yönü neyse bunun N kutbu o yönü gösterecektir. Bunlar hep dediğimiz gibi daha detaylı bir şekilde anlatılacak. Sizlere daha detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Yani neler öğreneceğinizi şimdiden söylemiş olalım. Mesela dünyayı düşündüğümüzde dünyanın manyetik alanından bahsederiz, değil mi? Neden böyle bir şeyden bahsediyoruz? Çünkü pusula iğnesinin kırmızı kısmı kuzey kutbu, mavi kısmı ise güney kutbu gösteriyor. Bu nasıl oluyor? Dünyanın oluştuğu manyetik alan sayesinde oluyor. Dünyanın manyetik alanı şöyle düşündüğümüzde şöyle etrafına manyetik alan çizgileri çizebiliriz gördüğünüz gibi sevgili gençler. Ve buraya bir tane pusula getirirsem bakın şuraya ne olur? Bu pusulanın N kutbu yukarıyı yani kuzeyi gösterdi. S kutbu da gördüğünüz gibi aşağıya gösterdi. Aynı kutuplar birbirine yaklaştırılan mıknatısların manyetik alanları itme kuvveti oluşturur. Mesela iki tane mıknatıs düşünüyorum. Burası N kutbu, burası da N kutbu. Burası S, burası S. Bunlar birbirlerini iterler. Aynı kutuplar yan yana geldiğinde birbirlerini itiyorlar. Eğer zıt kutuplar yan yana gelmişse birbirlerini çekerler. Burası N, burası S. Dolayısıyla burası N oldu, burası da S oldu. İki farklı kutup olacak. Bakın net bir şekilde söylüyoruz. Bu sefer bunlar birbirlerini gördüğünüz gibi çekiyorlar. Ve bir tane mıknatıs aldın eline. Şöyle çubuk bir mıknatıs. Bu çubuğu aldın ortadan ikiye böldün. Burası N, burası S ya. Bunu geldin şu şekilde ikiye böldün. Ne olur? Şu arkadaş tek başına N kutbu olamaz. Bu arkadaş tek başına S kutbu olamaz. Burası N, burası da S. Burası S, burası da N olacak şekilde yine iki kutbu olan parçalar olmuş oldu gördüğünüz gibi. Ve üzerinden akım geçen tel etrafında
manyetik alan oluşturur. Bunun ispatı nasıl mı yapılıyor? Bakın burada yine pusulalar var. Bu pusula iğnelerine baktığınızda şu kırmızı kutbu sağ tarafı gösteriyor gördüğünüz gibi. Ama şu anahtar kapatılırsa, yani burada akım dolaştırılırsa, artıdan çıkacak olan bir iyi akımdan bahsedelim hemen. Bu iyi akımı bu şekilde kapatırsak dolaşmaya başlar. İşte bu iyi akımı dolaştığında ne oluyor? Gördüğünüz gibi etrafında oluşan manyetik alan sayesinde pusula iğnelerinin kırmızı kutbuna bakarsanız gördüğünüz gibi neyi gösteriyor? Şu şekilde çembere teğet olacak şekilde bir yön gösteriyor sevgili gençler. Bu da bize demek ki akım geçen tel etrafında manyetik alan oluşturuyormuş bilgisini veriyor gördüğünüz gibi. Oluşan manyetik alanın büyüklüğü uzaklık ile ters. Mesela bu pusulayı alıp uzaklaştırırsam bulunduğu noktada manyetik alan azalır. Bak uzaklık ile ters. Yani telden uzaklaşırsa manyetik alan azalır. Tele yaklaştırılırsa manyetik alan artar. Akım ile doğru orantılıdır. Yani buradan çıkan akım ile doğru orantılı olması. Mesela daha büyük bir gerilime sahip bir üreteç bağlarsak o zaman daha büyük akım dolaşacaktır. Daha büyük akım dolaşırsa da buralarda oluşacak manyetik alan da daha şiddetli olacak sevgili gençler. Evet geldik ödül sorumuza. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.